Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, 1. Uluslararası El Sanatları Festivali 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kapılarını açtı. Geleneksel El Sanatları Festivali renkli görüntülerle başladı. Aksaray Valiliği, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi ve Uluslararası Festivaller Birliği ortak organizasyonunda düzenlenen 1. Uluslararası El Sanatları Turizm Festivali başladı. Festivale 14 ilden 22 sanat dalında 25 sanatkar katılıyor. Açılışını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve İl Protokolü'nün hep birlikte gerçekleştirdiği törene ilgi yoğun oldu. Ihlara Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan festival, protokol konuşmalarıyla devam etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, geleneksel el sanatlarının tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için düzenlenen festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti. Aksaray'ımızda ilk defa düzenlediğimiz bir organizasyon bu. Bunun temelli bundan 2 sene önce İstanbul'da ilk festivali ziyaretimizde atmıştık. Ve dedik ki şehrimizde de bu tip bir organizasyon yapmak istiyoruz. Neler yapmamız gerekir? O andan itibaren başlayan çalışmalar bugün meyvesini verdi ve ilkini de inşallah açılışını az önce yaptık ve birazdan gezeceğiz teker teker standlarımızı. Ve bu vesileyle biz şunu hedefliyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş ya da arkasından devam etmeyen bazı sanat eserlerimizin aslında bizlerin kültürü, bizlerin bir değeri olduğunu tekrar tekrar vurgulamak ve bunlara sahip çıkmak. Bu noktadan, bu çıkış noktasından itibaren de bizler de belediyemiz olarak bu festivalin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Bu vesileyle burada emeği geçen bütün belediye çalışanlarımıza, kültür müdürlüğümüze, valimizin kültür müdürlüğüne ve bizim ekibimize ve kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ve yine 14 tane ilden 22 tane sanatçı, sanat dalında 25 tane sanatçımız katılmış. Bunu tekrarlamak istiyorum. 14 tane ilden 22 tane sanat dalında 25 tane sanatçımız katılmıştır. Bir sanatçımız da Kıbrıs'tan gelmiştir. Birazdan standları gezerken sizler de göreceksiniz. Yaklaşık 29 tane stand bulunmakta. Bunun 26 tanesi diğer illerden, 3 tanesi de kendi ilimizden. Aksaray'ımızdaki değerli sanatkarlarımızın yapmış olduğu standlar. Festivaller Birliği adına biz bugün buradayız. Bu festivali gerçekleştirdiğinden dolayı belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Öncelikle Kültür Müdürlüğümüzü, Belediye Başkan Yardımcımızı ve belediyenin bütün ekipleri büyük bir gayretle bu organizasyonu hazırladılar. Festivaller Birliği yaklaşık Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 belediye ile çalışıyoruz. Türkiye'de de 30'a yakın belediye ile çalışıyoruz. Oradan festival organizasyonunda bulunan arkadaşlarla bir istişare ve dayanışma platformu olarak hizmet veriyoruz. Festivallerin genellikle popüler kültürün baskısı altında ezilmeden geleneksel kültürümüzü, milli değerlerimizi hem dünyaya hem toplumumuza arz etmek, kalp oyun değerlerimizi bu algıyı yeniden oluşturmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda da bütün yerel yönetimler, belediyelerimiz, valiliklerimiz büyük gayretler sarf ediyorlar. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarılı organizasyonun, Festivaller Birliği'nin burada paydaş olarak katıldığı ilk organizasyon Aksaray'da. Dolayısıyla bu organizasyon yıllar içerisinde gelişerek devam edeceğini umuyoruz. Başkan Yazgı'nın ve festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek'in karşılıklı hediyeleşmelerle sona eren protokol konuşmalarının ardından açılışa katılan davetliler standları gezdi. Festivalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen zanaatkarların eserleri sergilendi. 1. Uluslararası Aksaray El Sanatları Festivali 29 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında hizmet turunu tamamladı. Çarşı merkezi ve merkez mahallelerdeki tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Denetimler kapsamında başkan yardımcıları ve daire müdürlerinden oluşan ekibiyle birlikte sabah saatlerinde Hacı Hasanlı ve Hamidiye mahallesinde dış temizlik çalışmaları yapılan Kemal Baba ile Ali Baba türbelerinde inceleme gezilerine başlayan Başkan Yazgı, kent merkezini dolaşarak denetimlerine devam etti. Belediyeye bağlı ekiplerin Başkan Mahallemizde projesi kapsamında ulaşım, altyapı, yol genişletme, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarından kent estetiğine ilişkin çevre düzenlemelerine kadar süratle tamamlanan çalışmalar ve son aşamaya gelinen çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çalışmaların en kısa zamanda bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması talimatını verdi. Başkan Yazgı, inceleme gezisini emekliler dinlenme evindeki vatandaşlar ve esnaf ziyaretleriyle tamamladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın Temmuz ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. ATSO Meclisi aylık olağan toplantısında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı konuk etti. Meclis Başkanı Fatih Tekin Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya ATSO Başkan Vekili Rafet Altınpınar, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can Bulut, Serdar Baydar, Mustafa Karahancı ve ATSO Meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Fatih Tekin, gelecek Türkiye'nin sanayi kentini Aksaray'da inşa etmek adına gerçekleştirdikleri çalışmalarda kendilerini destekleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. İnşallah şehrimiz adına bizler Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak başkanın ve yardımcıları ve ekibi de sonuçta şehrimize hizmet etmek adına bugün burada bir istişare toplantısı yapıyoruz. Toplantının onur konuğu olan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak 4 yılda 1 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği projeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte dayanışma içerisinde Aksaray'ın geleceğine ilişkin çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dediğiniz gibi yoğun bir programların başlangıcındayız. Az önce soruyordu başkanım, kaçıncı mahalledesin diye. 8. mahalle bitti, geriye 40 tane kaldı. 48 mahalle olunca. Dedik yolun başında güzel bir program başlattık. Programın içeriğinden biraz bahsedip ardından yaptığımız çalışmalardan hızlıca bahsettikten sonra sizlerin sorularına inşallah cevap vereceğim. Bu başlattığımız proje aslında daha önce parça parça yaptığımız işi bir bütün haline getirmekti. Daha önce mahalle meclisleri yapıyorduk. Yani gidiyorduk mahalleye, oradaki mahalle sakinlerini bir bölgede topluyorduk. Onlara mikrofonu uzatıyorduk. Biz başkan yardımcılarımız ve oradaki icracı müdürlerimizle beraber vatandaşlarımızın sorduğu sorulara cevap veriyorduk. Bunu 4 yıl önce başlattığımız bir uygulamaydı. Belli aralıklarla devam ediyorduk. Ardından mahallelerimizde ev ziyaretleri zaten yaptığımız bir çalışmaydı. Yine fen işlerimiz, park, bahçe, temizlik işleri rutin çalışmalarını devam ettiriyordu. İstekler ve talepler olduğu zaman yerinde uygulamalar yapıyordu. Biz dedik ki bütün bunların hepsini bir çatı altında toplayalım. Bir tam günümüzü mahallede geçirelim. Böyle bir şeyi başlattık. Sabah 7.30'da başlıyoruz. Yaklaşık 250 kişilik bir ekip oluşturduk. Bunun içerisinde kaldırım ekibi var, asfalt ekibi var, park bahçe var, temizlik var, zabıta var, belediye kapımda ekibi var, kültürün ekipleri var. Yani belediyenin icracı anlamdaki bütün ekibi sahada. Toplantı olağan gündem maddelerinde yer alan konuların istişaresi ve ilgili kararların duyurusuyla sona erdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın hayata geçirdiği projeyle Aksaray'da kitapseverlerin yakın dostluklar kurup sosyalleşmesine, sosyal hayatın zenginleşmesine ve çocuklara rahat bir ortamda ders çalışma ve araştırma yapabilme olanağı sağlayan bilgi evlerine ilgi her geçen gün artıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın Aksaray'ın her alanda bir bütün olarak gelişip kalkınması için fiziki yatırımlar dışında geleneksel ve kültürel mirastan sosyal yaşama, hayata geçirdiği projeler arasında yer alan bilgi evleri, medeniyetlerin beşiği ve tarihin akışını değiştiren yüzlerce alimin yuvası olan Aksaray'ın ilim ve kültür merkezi sorumluluğunu devam ettirirken her yaştan okuyucuya da zengin içeriğiyle hizmet veriyor. Aksaray Belediyesi bilgi evlerinde 7'den 70'e herkesin ilgisini çekebilecek yaklaşık 20 bin civarında kitap bulunuyor.
Zincirliye Medresesi içerisinde bulunan bilgi evi, Aksaray Belediyesi'nin yaptığı restorasyonlar ve düzenlemeler sayesinde binlerce kitapseverin hizmetine sunuldu. Bilgi evine duyulan yoğun ilginin farkında olan Başkan Yazgın'ın verdiği talimatlarla tiyatro kavşağında bulunan Şehit Yavuz Beyazıt Parkı içerisine Cemalettin Aksaray Bilgi Evi ve Ulu Cami karşısında bulunan yeşil alana Sultan II. Kılıç Aslan'ın adının verildiği bilgi evleri de binlerce kitapseverin hizmetine açıldı. Okuma alışkanlığının her geçen gün arttığı Aksaray'da Zincirliye Medresesi Bilgi Evi, Cemalettin Aksaray Bilgi Evi ve Sultan II. Kılıç Arslan Bilgi Evi de sürekli kitap varlıklarını güncelleyerek ve imkanlarını yenileyerek her ay yaklaşık 1500'e yakın yeni okuyucuya kapılarını açıp bu artışa katkı sağlıyor. Medeniyetlerin beşiği ve tarihin akışını değiştiren yüzlerce alimin yuvası olan Aksaray'ın ilim ve kültür merkezi sorumluluğunu da devam ettiriyor. Aksaray Belediyesi Devlet Su İşleri İşbirliği ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde vatandaşların yaz sıcaklarından dolayı Karasu Kanalı'nda oluşan muhtemel kokulardan etkilenmemesi için temizlik çalışmaları başlattı. Ekipler her gün kanal boyunda 200 metrelik mesafede temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Devlet Su İşleri Karasu Kanalı'nda temizlik çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ve sorunların çözümü için hayata geçirdiği Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlediği mahalle meclisi toplantısında vatandaşların kendisinden Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait Karasu Kanalı'nda yaz aylarında sıcaktan dolayı oluşan kötü kokuya karşı kanalın temizliği isteğine karşı harekete geçti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bölgede oturan vatandaşların rahat nefes alabilmesi için ekiplerine gerekli çalışmalar konusunda talimat verdi. Aksaray Belediyesi yetkilileri, Devlet Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki DSİ kanalının 5 kilometrelik kısmının temizlenerek kokunun giderilmesi konusunda anlaşma sağladı. Sağlanan protokolle temizlik çalışmalarına başlayan Devlet Su İşleri ekipleri her gün 200 metrelik mesafede temizlik çalışması yaparak 25 gün içinde kanalın 5 kilometrelik kısmını tamamen temizlemiş olacak. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de. Haberleri izlediğiniz bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.